Bunu öyle bak, burada bir Porsche var. Keşke seni yolda yakalasam. Şarkıyı attık oldu yine, milyon milyon tavrımız çok garip, biliyorum biliyorum, anlama zor çünkü sıfırda anlamız. Aklım çıktı bir anlık. Hayır, biz otobana çıkacağız. Evet, başlıyor serüven. TYK ile bir gün batımı eşliğinde Exhaust Senfonisi, Aralt'ın güzelliği, coşuyor olacağız arkadaşlar. TYK Moto Vlog'dan herkese merhaba. Ama bir saniye, coşmadan önce yavaşlayalım, şurada bir eldivenlerimizi giyelim. Virajın kör noktasında da durmayalım, daha az ileride yapalım bu işlemi. Çünkü dibinden alan bir motorcu olur, bir manyak araba olur falan. Hemen eldivenlerimizi giyip gelelim. Bak, hareketi kes. Üf, ben düştüm. Çıkmadan önce TCS'yi de kapatalım. TCS off, sürüş modu. Aa, uçak modu. Aktif yani. Hemen fark ediyor ya. Vizörü çekelim. 360 derece kameramızı da aldık bugün. Daha doğrusu satın aldığımda... Of be, geldi bile işte bu. Bir saniye lütfen bekle beni. Önümü falan çekeceğim. Kaydı açacağım. Ah, ters koymuşuz kamerayı da. İnip bakacağım kayıtı alıyorum diye. Çünkü güzel bir şeyler yapıyorum istiyorum. A8 long geçti arkadaşlar. O araba 2 milyon değerinde falan. Belki fazla da olabilir, onu yakalamak istiyorum. Tamam, kayıtta. Hadi bakalım, heyecanlandım ya. Neredesin? Hem de yeni kasaydı. Arıyorum şu an. Evet, burada. Hedef belirlendi arkadaşlar. Audi A7 4000 motor Quattro. Abicim, umarım bu videomuza konuk olursun. Olmasan dahi ben bu klibi alacağım. Neyse, ben birazcık konuşayım, o esnada 360'a da poz verelim. 360 derece kamera aldığımızdan bahsetmiştim ama henüz video yayınlamamıştım YouTube'da. Ama Instagram'da bir video yayınladık. Yine bütün Instagram keşfetini salladı. Orayı da takip etmediyseniz etmeyi unutmayın. BYK Motovlog aşağıya bıraktım. Tamam, o A7'yi 1 dakika bekleyeceğim. Gelirse gelir, gelmezse de basıp gideceğim. Bu arabaların hepsi şu an beni kesiyor çünkü az önce psikopat bir çıkış yaptım. Geliyor A7, geliyor A7, geliyor. Wow, yanına da V8 motorlu. Mersun'un jantları Vesco. Ya abi, bu adam gaza gelmez ya. Ne yapayım ben, yanından kesiciyle tekerle geçtim, ne yapayım artık. Yok aga, ekmek yok ondan, yürü. Bakayım geliyor mu, bir son bir şans vereyim. Arabası çok iyi çünkü. Öyle bir araba yok abi. Spoiler falan da açıktı bir de. Benimle gaza gelmeyen de ne bileyim yani. Bu gay mi? Bu gay mi? Rahatsız etmeyelim kimseyi. Eğlenmek isteyen varsa ama, ya da gömülmek isteyen gelsin, bekleriz. Bize eğlenmek isteyen birileri lazım. Şu an resmen lüks araba avlıyorum ya. Yok mu bir Şahin? Yok mu bir Doğan? Onlara biz kapı tutamayız abi. X5. Geç. DLA 180. Geç. Doblo, uzak dur. Bunlarla mı uğraşacağız? O ne öyle? Ne oluyor öyle? Porsche Macan. Porsche gelir misin? Amanın. Bu ablamız orta şeritten çıksa çok güzel şeyler olabilirdi ama bir orta şerit sevdası uğruna çok büyük bir fırsatı tepti. Sonuna kadar küfrettim makineyi ya. Bu arada arkadaşlar, video devam ediyorken ekranı küçültüp abone olmayı unutmayınız. 1-2 efsane video planlarım var. O yüzden abone değilseniz abone olmayı ve beğeni butonunu tekmelemeyi unutmayın. Buna vurayım da bir Allah'ıma kavuşayım. Ya neden düşüyorsun? Güzel
değilim neden? Çok da güzel kaldırmıştım oysa. O ne öyle bak, orada bir Porsche var. Keşke seni yolda yakalasam. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakalım kayıtta, biz kayıttayız. Instagram'da güzel eğlenceli bir yayın yaptık burada. Araba bekliyorken, resmen araba bekledim evet. Ve bir Porsche vardı orada bekleyen. Onun çıktığını gördüm. Yayını da hızlıca kapattım, izleyenler kusura bakmasın. Yakalamak istiyorum ya. 2 dakika oldu, ben giyinene kadar geçti gitti zaman. Ama yakalarız tabii ki. Tek korkum, umarım çantam açık değildir, kontrol edemedim. Nefes nefese kaldım abi, canlı yayında kask kapalı konuşuyorum. Normalde ama bir de Porsche lazım. O Porsche çok iyiydi abi. Çok çok iyiydi. Porsche neredesin üzümlü çekim? Abi arabayı yakalayacağım diye tam bilmiyorum. Nereye gitti bu ışından mı? Bence geçtik ya. Pasat, aşiret paket. Bunun haricinde burada yok. Şimdi sollayalım. Şöyle bir çıkış yapalım. Buradan da alalım. Evet gördüm. Allah'ın cezası, yakalarım seni. Gel buraya bak. Bak ya, yere tutuşa bak abi. Yol tutuşa bak. Bu ne böyle? Adam şimdi diyecek bu manyak. Orada oturuyordu biz oradayken. Bak yanında kız var. Gaza gelmeme ihtimali yok. Hadi gel koçum hadi. Arkadaşlar TCS aktif iş. TCS'yi kapatıyorum. Sonra yeniden yetişiyorum diyeceğim de adam basıyor abi. TCS'yi kapatamıyorum hareket halindeyken. O sıkıntı var. Kapatalım, onlar da zaten anca yetişir. Kapattım. Nereye yetiştiler?
O yüzden hız kesin. Sinyal vermeden çıktı fark ettiyseniz. Öngörü arkadaşlar çok önemli. Bu arada 270 ile viraj almadığı demezsiniz. O neydi öyle ya? Evet. Korktum. Korkuttu sahiden. Arkadaki Porsche belli ki daha fazla korktu. Yavaşladı çünkü bir. Kötü bir şeydi ya. O neydi öyle? Gelmek istiyorum ama yakıtım yok. Gelsem mi bilemedim. Sıkıyorum da yani. Deneyelim lan hadi. Motorum vardır efendim. Çeşme 27 km diyor. Bu motor 27 km gitmez. Kesinlikle gitmez abi. Umarım Çeşme'den önce vardır. Yoksa yolda kalacağım. Porsche'ler de umursamaz yani. Hayatta yakıt falan getirmez servise. Ne yapsam sabit hız gideyim. Teker yapacaktım da yapmayacağım. Şimdi sabit gidelim. Tank sıfır neden oldu bu arada? Çünkü motoru yatırmıştım ve motor yatırken, ön tekerlek yatırken bir tümseye denk geldi. Aynı ön tekerlek kesildi yerden ve yine yatık bir halde yere bastı. Dengesi bozuldu. Step yaşadık. Bir tokat yedik yani. Girmedik demeyiz. Arkadaşlar yakıt ışığı yanmaya başladı. 24 km olmuş. Şu an görebiliyorsunuz sağ aşağıdan ve 2.3'te 24.1 görünüyor. Sanırım yakıt ışığı yanmaya başladıktan sonra 50 km gidiyordu. Ama 30'da olabilir abi. Umarım 50'dir yani. Eğer 30'sa 5 km sonra yol gidecek. Hatta belki daha erken çünkü sıkarak geldim birazcık şunun yüzünden. Çok kötü olur ya. 28 oldu evet arkadaşlar. Galiba dışımız hızlandı. 28.5, 29 oldu. Çok korkuyorum kaplayan için kesilecek diye ve önü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz. Hiçbir şey yok yani. Bir şey değil mi? Bir de şu yokuşta bitermiş. Yokuşu yukarı çıkarken 29.7 oldu. 30 oldu arkadaşlar. Şu an 30 oldu. Deniyoruz. Araldı. Benzin ışığı yaktıktan sonra ne kadar gidebilir? Çeşme'ye en azından bir 5-10 kilometre daha var. Risk etmek istemiyorum. Ben birinden akaryakıt istasyonu soracağım. 36 kilometre oldu artık yani sonlara dayanmıştır diye düşünüyorum. Yakıt istasyonu nerede var acaba? Nerede? Yakıt istasyonu. Karşı tarafta var. Aa, hiç kafayı kaldırmadım. Teşekkürler. Rezil olduk abi. Karşıda yakıt istasyonu var. Kafayı kaldırıp bakmıyorum. Neyse şükür yetiştik. Buradan sonra sürüklerim, sorun yok. Ulan Porsche yaktın bizi. Porsche ile yalan olduk arkadaşlar. Yakıt yüzünden devam edemedik ama fena oldu ya. Çok fena oldu sahiden. Tank slapper yedik. Top speed dener gibi olduk. Virajı 270 ile girdik. Tek teker yaptık. Mükemmel oldu. Yakıt alalım, devam edelim. Merhaba abi. Fullleyebilir miyiz? O Porsche yaktınız, o Porsche. Şuna bakar mısın? Arkadaşlar Instagram'a story attım ama burada kamerayı çekmeyi unuttum. BYK yine hızlı falan. Burada GoPro ile çekmeyi unuttum. R6'nın deposu 17 litre arkadaşlar normalde. Biz kaç litre yakıt aldık biliyor musunuz? 15,5 litre. O kadardı bir görmüşüz. Ben yolda kalacağız dedim bir an artık. Bitti dedim yani, kesin yolda kalıyoruz dedim. Şükür ki kalmadık. Şimdi İzmir'e dönüyoruz. Instagram'da canlı yayındayken hızlıca kapatıp o Porsche'yi yakaladık. Eğlendim ben. Kafayı yedik bu arada dediğim gibi. O tank slapper bir tık korkutucuydu. Tabii ki gerildim o an ama hani of gidiyordum falan. Ayaklarına hiç girmedim fark ettiyseniz. Ama gitme ihtimalim de çok yüksekti. Şayet Allah korusun siz de yaşarsanız. Orada fark ettiyseniz ben ellerimi bıraktım. Çünkü makineye sen kuvvet uygulamaya devam ettikçe tank slapper devam edecektir. Bunu ben de ilk defa yaşadım. Videolarda görmüştüm. Elini bırakan kişilerin düz gitmeye başladığını makineye
makinenin kendi kendini topladığını görmüştüm. Ellerimi bırakıp gölgenin kendini toplamasını bekledim ve topladı. Sonra devam ettik. Porsche'nin aklı çıktı. Tehlikeli bir durumdu çünkü. Çırpındığımı görmüştür muhtemelen. Ana kameranın şarjı bitmeden videomuzu bitirelim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarımızla paylaşmayı ve serseri ekibimize katılmayı unutmayalım. Türkiye'nin en çılgın, en serseri kanalı olma yolunda. Devam. Bugünlük bu kadar. TYK kaçar.